El işi bir baskı yöntemi olan ahşap baskı, geleneksel bir baskı yöntemi olarak kabul edilir. Ahşap baskı, 600 yıllık geçmişe sahip, çıkış noktası yazmacılık olan bir el sanatıdır. Fakat zamanla unutulmaya yüz tutmuştur. Önceleri ahşap baskı kalıpları ıhlamur ağaçlarının elde oyulmasıyla üretilerek elde edilmiştir. En eski yüksek baskı tekniğidir. 20. yüzyıla kadar birçok sanatçı sanatsal eserler yaratmak için bu yöntemini kullanmışlardır. Ahşap baskı, düz bir ahşap yüzeye eslenilen görselin ya da şeklin aktarılıp ve yüksekte kalacak şekilde oyulup daha sonra mürekkeplenerek basılması mantığına dayanır. Adınız, soyadınız? İsmim Naşide Karakuş. Mesleğiniz? Ben 2 tane üniversite bitirdim. Bilgisayar programcılığı ve işletmeyi bitirdim. Bir 10 yıllık geçik zamandır da bu şekilde sanata yöneldim kendimi. Mesleğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani 1,5 yıl önce kız kardeşimle birlikte bu atölyeyi açtık. Kendimiz el emeği ürünler yapıyoruz. Mesela şurada görmüş olduğunuz gibi Tokat'a has 700 yıllık bir geçmişe sahip el baskısı masörtüleri, el baskısı çantalar, runnerlar, yazmalar vesaire ürünler basıyoruz. Yine şurada göstereyim, ahşap kabartmalı tablolar yapıyoruz birlikte. El yapımı nakış ürünler, takılar yapıyoruz. Yine el boyaması, çini çalışması kolyelerimiz var. Kitap ayraçlarımız var. Şu şekilde el yapımı kutularımız var. Bu şekilde kız kardeşimle birlikte 1,5 yıl önce bu dükkanı açtık. Burayı işletiyoruz. Peki çırak yetiştiriyor musunuz ama? Şu anda Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda tahta baskı öğretmenliği yapıyorum. Akşamları iş çıkışı da oraya geçiyorum. Sizce çırak yetiştirmenin önemi nedir? Yani gelecek nesillere sanata dair güzel şeyler aktarmak, eğlenceli ve güzel. Yani öğrencilerin bir şeyler başardığını görmek hem benim açımdan güzel hem de öğrenciler kendilerini daha değerli hissediyorlar. Yani güzel şeyler başarabildiklerinin farkına varıyorlar. Mesleğiniz aileden mi geliyor yoksa kendiniz mi tercih ettiniz? Daha sonradan bu mesleğe yöneldim diyelim. 2 tane üniversite bitirdim. Daha önce bankacılık tecrübem var, öğretmenlik tecrübem var. Daha sonra bu mesleğe yöneldim. Mesleğinizin kültürümüzdeki yeri sizce nedir? Yani unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan bir tanesi. Tokat'ta 700 yıllık bir geçmişe sahiptir bu tahta baskı, özellikle tahta baskı ve el boyaması. Yani bunu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Gerek satış yaparak, gerek baskı yapmak isteyen öğrencilere ya da baskı yapmak isteyen müşterilere bunu uygulamalı olarak gösteriyoruz. Tahta baskı için bu kalıpları kullanıyoruz. Kalıpları kullanırken özellikle ıhlamur ağacı tercih ediliyor. Ihlamur ağacı tercih edilmesinin sebebi yumuşak olduğu için bunun üzerine motif daha rahat bir şekilde çiziliyor. Ve özel bıçaklar yardımıyla elle oyması kolay olduğundan dolayı ıhlamur ağacı tercih ediliyor. Bu şekilde bu kalıpları kullanarak her türlü kumaş üzerine, pamuklu olan her türlü kumaş üzerine bu desenleri uygulayabiliyoruz. Mesela şu üzüm yaprağı Tokat üzümünü temsil ediyor.